Bismillahirrahmanirrahim. Bâbül mevâkîd. Bu bab mikatların beyanındadır. Hacca giden bir adamın Mekke-i Mükerreme'ye varmadan 2 konaklık yer, bazen 3 konaklık yer yahut da Medine'ninki gibi 12 konaklık yerden mikatlar vardır. Muayyen yerler vardır. Peygamber Efendimiz tayin etmiş oralara var değil mi? Oraları geçmek caiz değildir. İlla ihram ile geçecek. Ya ömre ya hac neyi niyet edecekse oradan niyet edecek. Buralar nerelerdir? Bunları beyan buyuracak. Bâbül mevâkit mikatların babıdır. Elleti öyle mikatlar ki yendâgî layık olur. Limen erâde murad eden kimseye neyi el-ihram-i murad eden kimseye layık olur. En lâ yetecavezeha onları tecavüz etmeye. O mikatları tecavüz etmeye. İlla ihram ile. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بن رواية ذلك وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz tevkit eyledi ehli Medine'ye mikati beyan eyledi Zelhuleyfe'yi. Şimdi Abareli deniliyor. Ve le ehli Şam ehli Şam'a da el-Cuhfe'yi. Ve le ehli Necd'in ehli Necd'e de karnül menazil denilen yeri. Ve le ehli Yemen ehli Yemen'e de Yelemlem'i tayin eyledi. Ve lem esma'ahu minhu. Fakat Yelemlem'i ben Resulullah Efendimiz'den işitmedim diyor. Demek onu da başkalarından işitmiş. Kıyle lehu Abdullah ibn Ömer'e dediler ki fel Irak ya Irak'ın mikati neresidir? Kâle lem yekün yevmeydin Irak'un. Irak o günü yoktu. Irak'a yani İslamiyet hele girmemişti. Fakat aşağıda geliyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz Irak'ın mikatini de beyan eylemiştir. Yani Abdullah ibn Ömer bu hadisinde bunu duymamış yahut da Peygamber Efendimiz o hadisinde beyan eylememiş de başka bir hadiste beyan eylemiş. Abdullah ibn Ömer'in ittilayı ona olmamış. حدثنا فاتن قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر عبد الله بن عمر اشتم فذكر مثله aynen bunu zikreyledi. قال أبو جعفر İmam-ı Tahavi buyurdular ki فذهب قوم bir kavim sahip oldular ki على أن أهل العراق أهل Irak لا وقت لهم onların için vakit yoktur fil ihramda. Irak'ın ihram etmekte mikatları yoktur. Bazıları böyle dedi. Kevakti sairil büldan diğer beldelerin mikati olduğu gibi onun da bir mikatı olsun bu yoktur. O beyan edilmemiştir. Vehteccu fî zâlike bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bihâdel hadis bu hadisiyle. Ve kâlu dediler ki kezâlike sairul hadis diğer hadisler de böylecedir. El-ukhar diğer el-merviye rivayet edilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen diğer hadisler de böylecedir. Fi zikri mevâkîtil ihram ihramın mikat yerlerinin zikrinde de böylecedir. Leyse fi şeyin minha o hadislerin hiçbirisinde olmadı. Lil Irak için zikir olmadı. Resul-i Ekrem Efendimiz'in ne kadar hadisleri var ki o hadisler mikatları beyan ediyor. Onların hiçbirisinde Irak'ın zikri geçmemiştir. Sümme zekerû fî zâlike bu mesele zahip olanlar bu mesele hakkında zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki haddesena Yunus'u ve Rabi'ul Muezzin kâle haddesena Yahya ibn Hassan kâle haddesena Vehib ibn Halid ve Hammad ibn Zeyd burada kâle haddesena demiş o ziyade bir vav lazım ve Hammad ibn Zeyd Vehib ibn Halid ve Hammad ibn Zeyd rivayet ediyorlar kimden? An Abdullah ibn Tavus an abihi an ibn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vakkate le ehlil medineti ehli Medine'ye mikat beyan buyurdu Zelhuleyfe'yi Abareli ve ehli Şam ehli Şam'a da el-Cuhfe'yi ve le ehli Necd'in ehli Necd'e de karnül menazili ve de ehl-i Yemen, ehl-i Yemen'e de Yelemlem'i mikat beyan buyurdu. Sümme kâle, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, fehiye işte bu mikatlar lehünne bu beldeler içindir, ve liküllimen her bir kimse içindir ki eta geldi aleyhinne bu mikatlardan geldi, o da neden min gayrihinne başka beldelerden olur da fakat bu mikatlardan girerse istersen başka beldeden olsun, madem bu mikattan girdi o mikat onun mikatı olmuş olur, oradan ihrama girecek. Femen kâne ehluhu bir kimse ki onun ehli oldu, dûnel mikat dahilinde oldu. Onun mikatı neresidir? Femin haysu yeşâ dilediği yerdendir. Dilediği yerden ihrama girer. Hatta yetiye zalik, hatta yetiye gele zalik bu ala ehli Mekke'ye. Yani o mikat dahilinde Mekke'ye gelinceye kadar o arada nerede girerse girsin, yani harem hududu var ya, harem hududu ile o mikat dahilinde, mesela Cidde gibi, Cidde ile Mekke arasında harem hududu vardır. Cidde'den gelen bir adam isterse ihrami Cidde'deki yer, istersen biraz gelir, ta harem hududuna dahil olmazsan ihrami girer. Ama artık harem hududuna geldi mi o nihayet. Bu arada bulur, yani ondan evvel girecek. Haddesena Ali ibn Ma'bedin kâle, haddesena Kethir ibn Hişam kâle, Cafer ibn Burkan kâle, Seltu Amr ibn Dinar an imraetin bir kadından sual ettim ki diyor Amr ibn Dinar'a haccetin hac edici marret bil medineti Medine'ye mürur etti. Kadın hacca gidiyor da Medine'den geçiyor. Fe'atet geldi Zelhüleyfe'ye o kadın geldi ve hiye haidun. O kadın da heyzlidir. Burada bir noksan var, diyor ki fekultu hel yücüziha, ben dedim ki ona, o kadına kifayet eder mi? Burada fekale leha yücüziha orayı silinecek ve hiye haidun fekultu hel yücüziha yazılacak. Fekultu hel yücüziha o kadına kifayet eder mi? Lev tekaddemet tekaddumise ile cühfeti cühfeye, cühfeylerde yani Rabia'da Medine'den oraya kadar gelse de oradan feahremet minha cehfeden ihram etse olmaz mı? Fekale Amr ibn Dinar dediler ki naam caiz olur. Haddesena Tavus bana rivayet eyledi ve la tahsebenne fina bizde içimizde zannetme aheden hiçbir kimseyi asteke lehceten doğru sözlü min Tavus'tan daha doğru sözlü kimseyi bizde zannetme. Yani bizim içimizde en doğru sözlü adam odur. O bana rivayet eyledi. Kale, Tavus dedi ki, Kale ibn Abbas, Abdullah bin Abbas buyurdular radıyallahu anhuma. Vakkate Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tevkit etti, mikat olarak beyan buyurdu. Sümme zekere mislehu. Sonra bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. İlla ennehu lem yezkur. Yalnız bu ikinci rivayette diyor ki zikreylemedi min kavlihi femen kâne ehluhu dûnel miqat, bunu zikreylemedi ila ahir hadis. Kâlu fekezâlike ehlül Irak, ehli Irak da böylecedir. Mâ etev geldikleri müddetçe aleyhi Mekke'ye min hâdihil mevâkit bu miqatlardan gelirse ehli Irak, onların da miqatları budur. Fehve vaktun lehum, işte bu ehli Irak'a da bu mikatlar mikattır. Ve ma sivaha bu zikredilen mikatlardan başkası feleyse bi vaktin lehum onlara mikat değildir. Ve zekeru fi zalike yine bu mesele hakkında zikreylediler. Eyza ma haddesena Yunus'un bize rivayet eylemiş olduğu hadisi. Kâle akberene ibn Vehbin enne maliken haddesehu en nafi'in an ibn Umar'a radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Peygamber Efendimiz buyurdular ki yuhillü ehlül medine, ehli Medine ihlal ederler, ihrama girerler min Zülhüleyfe'ti Zülhüleyfe'den. İhlal lebbeyk demek, ihrama girip de lebbeyk demek. Ehli Medine Zülhüleyfe'den ihrama girerler ve ehlü Şam'i minel Cühfe, ehli Şam'da Cühfe'den, Rabia'dan. Ve ehlü Necd'in min Karn, ehli Necd'de Karn'den. Kale Abdullah dedi ki ve belegani bana bağlı oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki yuhillü ehlül Yemen min Yelem'den. Yani Abdullah ibn Abbas bunu başkalarından işitmiş ki ehli Yemen de Yelem'den ihrama girerler. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Vehbun kâle haddesene Şöbe ha حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. Abdullah İbni Ömer'i işittim. Yekûlü derdi ki vakkate Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mikat-i beyan buyurdu ile ehli Medine'ye zel huleyfeyi abare aliyi ve le ehli Şam ehli Şam'da el cühfe cühfeyi rabiği ve le ehli Necd'e de karnül menasili ve le ehli Yemen'e de yelemlemi mikat olarak beyan buyurdu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. İmam-ı Tahavi Yunus tarifiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Ve halefehum fi zalike aharun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki bel miqatu ehli'l Irak, ehli Irak'ın miqatı da zat-ı irktir. Şimdi bu yukarıki vilayette Irak için bir mikat beyan buyurulmadı. Fakat diğer bazıları diyorlar ki hayır, Irak halkı için de mikat beyan buyurulmuştur. O da zat-ı erktir. Vakkate mikat olarak beyan buyurdu. Zalike buni lehum ehli Irak'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kema vakkate sairel mevakiti le ehliha. Diğer mikatları kendi ehellerine nasıl Peygamber Efendimiz beyan buyurduysa Irak için de zat-ı irki beyan buyurdu. Ve zekeru fi zalike, bu mesele hakkında zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki haddesena, bize rivayet eyledi Muhammed ibn Ali ibn Davud. Kâle haddesena Halid ibn Yezid el-Katrabli ve Hişam ibn Behram el-Medayini. Kâle haddesena el-Muaf ibn İmran en Eflah ibn Hümeyd en el-Qasim en Aişete radıyallahu anha en el-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vakkate le ehlil medinete ehli Medine'ye beyan buyurdu. Mikat olarak zel huleyfeyi ve le ehli Şam ehli Şam'a ve Mısır'a ehli Mısır'da el cühfete cühfeyi rabi'i ve le ehlil Irak ehli Irak'a da zat-ı irki mikat olarak beyan buyurdu. Ve le ehlil Yemen ehli Yemen'e de yelemlemi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يسأل عن المهل. Cabir radıyallahu teala anh'den rivayet ediyor ki ennehu semi'ahu, Hazreti Cabir'i işitti. Ebu Zübeyir Cabir radıyallahu anh işitti. Yüs'elü anil mühilli, niyet edenden sual edildi. Nereden ihlal eder, nereden niyet eder, ihrama girer? Fekale, Cabir buyurdu ki semi'tu, eşittim dedi. Sümentaha, sonra sus diye, yani bu söze nihayet verir. Yani bu sözü duydum dedi, gitti. Berahu, ben zannederim ki yuridun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i murad ediyor ki yuhillu ehlül medine ehli Medine ihlal ederdi min zülhüleyfeden ve terikul ahar, öteki yoldan nevcehfeti cehfeden. Yani Medine'nin iki yolu var, bir Zülhüleyfeden, bir de gider ileride Zülhüleyfe'ye varırsa oradan. Ve yuhillu ehlül Irak, ehli Irak'ta ihlal ederdi, niyet ederdi min zat-ı irkin. Ve yuhillu ehlü Necdin min karn. Ve yuhillu ehlül Yemen min yelemden. Ehli Yemen de yelemden. Şimdi bu hadisi şeriflerde bak, Irak'ın mikatının zat-ı irk olduğunda beyan var. Haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id kâle haddesena Hafsun huve ibn Gıyaf عن الحجاج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال عطاء جابر'den rivayet eyledi ki vakkate Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mikat olarak beyan buyurdu ile ehli Medine'ye Zülhüleyfe'yi ki Abari Ali'yi ve de Ehl-i Şam, Ehl-i Şam'a da mikat olarak beyan buyurdu El-Cühfete Cühfe'yi Rabir'in yanında. Ve de Ehl-i Yemen, Ehl-i Yemen'e de Yelem'den ve de Ehl-i Irak, Ehl-i Irak'a da Zat-i İrk'i mikat olarak beyan buyurdu. حدثنا يحيى بن عثمان علي بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i Enes bin Malik eşitti ki vakkate Peygamber Efendimiz mikat olarak beyan buyurdu ile Ehl-i Medine'te Ehl-i Medine'ye Zelhuleyfe ve le Ehl-i Şam Ehl-i Şam'a da El-Cühfe ve le Ehl-i Basr Ehl-i Basra'ya da Zat-i İrk ve le Ehl-i Medayne Ehl-i Medayne de El-Akik Akik'i beyan buyurdu. Ehl-i Medayne de Akik. Akik neresiymiş? Mevdi'un bir mevdiyedir. Gurbe Zat-i İrk'in Zat-i İrk'in yanında bir yerdir. El-Akik. Fakat sebeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ve hâzîl âser bu eserler de min vakti ehli Irak'ın mikatının beyanından. Kemal sebete sabit olduğu gibi min vakti men şunların mikatından ki sivahum Ehl-i Irak'ın gayrisi, Ehl-i Irak'ın gayrisinin mikatının beyanı sabit olduğu gibi Ehl-i Irak'ın mikatı da sabit oldu. Neyle? Bil-âsârilleti qablaha. Bundan evvelki eserlerle Ehl-i Irak'ın gayrisinin mikatı beyan olunduğu gibi işte bu hadislerde de Ehl-i Irak'ın mikatının beyanı sabit oldu. Ve hâzâ Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. İşte Abdullah ibn Ömer. Fakat rava anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Min tevkitihi Peygamber Efendimiz'in mikatının beyanından. Ney ma kad zekernâ ul bir şey ki biz onu zikreyledik anhu. Ondan fil fasılleri keblehâbe. Ondan evvelki fasılda Abdullah ibn Ömer mikatları beyan etti ya. O mikatları beyan buyurdu. İşte burada Ehl-i Irak'ın Zat-i İrk'ten olduğu da bu hadislerle beyan buyuruldu. Sümme kâle Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer dedi ki radıyallahu anh'a min ba'din nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra fîzâlik bu mikatlar meselesi hakkında neyi buyurdu? Ma haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd kâle haddesena Vekî kâle haddesena Cafer ibn Burkan Meymun ibn Mehran Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Peygamber Efendimiz'den sonra Abdullah ibn Ömer buyurdular. Ney? Ma şul bir şey ki haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Yakub ibn Hümeyd. Kale haddesena Vekî'. Kale haddesena Cafer ibn Burkan. Meymun ibn Mihran. An ibn Ömer radıyallahu anhuma. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz vakkate le ehli Medine'ye mikati beyan buyurdu Zelhuleyfe'yi ve le ehli Şam ehli Şam'a da el-Cühfete Cühfe'yi Rabi'i ve le ehli Yemen ehli Yemen'e de Yelem'den ve le ehli Taif ehli Taif'e de Karni. Kale ibn Ömer radıyallahu anhüme Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh buyurdular ki ve kâlen nâsü le ehli Meşrik nas ehli Meşrik'e dediler Zâtu irk Ehl-i Meşrik için de mikat Zat-i İrk'tir. Fehâde ibn-i Ömer, işte Abdullah ibn Ömer, yuhbiru haber veriyor ki ennen nas kad kâlu zâlike bunu dediler. Yani Ehl-i Şerk'in mikatı da Zat-i İrk'tir dediler. Ve la yuridu ibn-i Ömer, Abdullah ibn Ömer ve la yuridu murad etmiyor, ibn-i Ömer murad etmiyor minen nas'dan illa ehlel hücceti vel ilmi bis sünnet. Ehl-i hüccet olan sünneti bilen adamları murad ediyor. Yani herhangi bir nas değil. Yani ulemayı kastediyor. Ve muhalun en yekûnu. Onların olması da muhaldır. Ulemanın olması. Kâlu zâlike. Bunu demeleri bi ârâihim kendi reyleriyle demeleri muhaldır. Lenne hâza bu kendi reyle söylemek. Leysa mimma yukâlu. Denilen şeyden olmadı min cihetir rey kendi fikri cihetinden erki tayin ettiler. Ehli Irak'a, ehli Şerk'e mikat dediler. Bunu kendi reylerinden söylemeleri bu muhaldir, bu olmaz. وَلَاكِنَّهُمْ قَالُوا bunu dediler. Bima bir şey sebebiyle ki اَوْقَفَهُمْ onları vakıf kıldı. Aleyhi o şey üzerine kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onlara bildirdi de onlar da onu buyurdular. Peygamber Efendimiz buyurmasa kimse kendiliğinden bir hüküm veremez. فَقَالَ قَائِلٌ itiraz eden adam dedi ki ve keyfe yecuzu nasıl caiz olurken yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ola vakkatele ehlil iraki ehli Irak'a mikat beyan ede yevme izin o gündeki ma vakkat mikatları beyan ettiği vakitte ehli Irak'a nasıl mikat beyan eder ki vel Irak'u Irak innema kânet oldu ba'dehu ondan sonra Irak'ın fütuhatı kendisinden sonra oldu. Nasıl onlara mikat beyan eder? Kıyle lehu onun cevabında denilir ki kema vakkate le ehli Şam ehli Şam'a nasıl mikat tayin eyledi? Ma vakkate mikatları tayin ettiği vakitte ve Şam'u halbuki Şam innema fütuhat ba'dehu ondan sonra fethedildi. O da öyle. Şam fetholunmazdan evvel Şam'ın mikati Cuhfe'dir buyurdu ya. Mısır'ın da öyle. Mısır fethi olunmazdan evvel onunkisi de Rabia buyurdu ya. Bu da öyle. Öyleyse Irak da fethedilmezden evvel Irak'ın mikati zat-ı ekbir diye buyurdu. Bunda itiraz edilecek bir yer yok. فَاِنْ كَانَ يُرِيدُ eğer murad eder oldu ise bima ol bir şeyle ki vakkatele ehli Şam ehli Şam'a mikati beyan buyurması sebebiyle kimi men bir kimseyi murad ettiyse ki kâne oldu fin nahiyetilleti o nahiyede oldu elleti öyle nahiye ki üftutihat hine izin o vakitte fethedildi min gibel-i Şam Şam tarafından fethedilen yerler var idi onları murad etmiş olduysa fekezalik böylece yuridu murad eder bima vakkate le ehlil Irak ehli Irak için mikat beyan buyurduğunda da murad eder men bir kimseyi ki kâne fin nahiyetilleti şur bir nahiyede olur ki üftütihat iffet olundu hine izin Resulullah Efendimiz zamanında min gibelil Irak Irak zamanında mislü cebeli tayyin cebeli tay gibi ve nevahiha onun etrafı gibi yani olur ki Resul-i Ekrem Efendimiz bizzat Şam-ı Irak'ı gazetetti etmedi ona itiraz edersinizse fakat o zaman İslamiyet Şam tarafında Cuhfe'den ileri gitmişti. Ondan sonra Şerk tarafında da zat-ı eklen o yenik etmişti. Peygamber Efendimiz onları gazetetti. Gazetederse o taraftan gelenler orada ihrama girerler. Ve inkâne mâ vakkatele ehli Şam ehli Şam'a mikati beyan ettiği olduysa innemâ huve o lima alime bildiği için bil vehyi vehyile bildiği için ki enne Şam'a Şam setekûnu dâre İslam'ın dâri İslam olur. Bir de var ki hayır hali hazırda kendi zamanında mevcut olan Müslümanları kastetmedi de daha ileride Şam fethedilecek oralar Müslüman olacak oradan gelen adamları vehyiyle bildi de bunu beyan etti. Fekezalike böylecedir ma vakkatele ehlil Irak Irak'a mikati beyanı da böylecedir innema huve bu mikati beyan etmesi oldu lima alime bildiği için bil vehyi vehyile ki ennel Irak Irak setekûnu dâri İslam dâri İslam olur fennehu kad kâne oldu sallallahu aleyhi ve sellem zekere zikretti ma seyef'aluhu ehlül Irak ehli Irak'ın işleyeceklerini de zikreylemiş oldu. Ehli Irak Müslüman olacak, onlar neler yapacak? Peygamber Efendimiz vahiy tarikiyle bunları da beyan buyurmuş oldu. Nerede işleyecekleri? Fi zekevatihim zekatlarında. Ma'a zikri Resulullah Efendimizin zikriyle beraber ma seyef'aluhu ehl-i Şam ehl-i Şam'ın işleyeceğini beyan buyurduğu gibi fi zekevatihim kendi zekatlarında onları ne yapacaklarını buyurduğu gibi onu da beyan buyurdu. Gerek ehli Irak'ın, gerek ehli Şam'ın zekavati hakkında yapacaklarını beyan buyurduğunu izah ediyor. Diyor ki, Haddesena Ali ibn Abdülaziz el-Bağdadiyyü قال حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحازي وحدثنا فاتن قال حدثنا أبو غسان قالوا حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar ki Ebu Hureyre buyurdular ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Mena'atil Irak'u Irak men etti kafizaha kafizini ve dirhamaha dirhemini yani gelecek rızıkları yiyecek maddeleri ve parasını men etti ve mena'atil Şam Şam'da men etti müdyeha ve dinaraha ölçek yani maksat ölçeklerini arpa, buğday yiyilecek şeyler, yiyilecek maddeleri men etti ve dinarında men etti ve men'at Mısır, Mısır'da men etti irdebbaha ve dinaraha yiyecek maddeleri ve dinarları irdeb ölçü. Fakat yani yiyilecek şey ölçüyle olduğundan böyle buyurdu. Yani bunlar gerek Irak, gerek Şam, gerek Mısır yiyilecek erzakı men ettiği vakitte ve paralarını men ettiği vakitte ve uddum siz avdet ettiniz döndünüz kema bedatun nasıl başladınızsa yani çölde nasıl yaşıyordunuzsa o hala avdet ettiğiniz vakitte ve uddum kema bedatun ve uddum kema bedatun bunu da 3 defa tekrar ediyor. Bu işe nasıl başladınızsa yine onu avdet ettiniz. Nasıl başladınızsa öyle avdet ettiniz. Nasıl başladınızsa öyle avdet ettiniz. Sümme yeşhedü ala zalik bunun üzerine şahit olur. Lehmu Ebi Hureyre'te ve demuhu Ebu Hureyre'nin eti ve kanide Resulullah Efendimiz'in bu emrine şahit olur. Yezidu ba'duhum ala ba'din muhaddisinin bazı üzerine rivayete ziyade eyledi fi kıssatil hadis bu hadisin kıssasında hadis uzun da eşrati saatten onu beyan ederken yani o Şam'ın Irak'ın, Mısır'ın fethedileceğine dair bundan sonra oralardan erzak gelecek, sonradan da kesilecek. Bunları Resul-i Ekrem Efendimiz vahiy tarikiyle bildi ve buyurdu. Fahada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Peygamber Efendimiz gad zekeri zikreyledi. Ma seyef'aluhu ehlül Irak, ehli Irak'ın işleyeceğini zikreyledi. Min men'iz zekati zekatın men'enden kablen yekûne Irak'ın, Irak'ın fethedilmesinden evvel. Peygamber Efendimiz bunu beyan buyurdu. Daha Irak fethedilmemiş. Irak fethedilecek. Onlardan zekat olacak. Ondan sonra da o zekatı kesecekler. Bak bunu beyan buyurdu. Ve zekere misle zâlike fi ehli Şam ve ehli Mısır. Ehli Şam, ehli Mısır hakkında da böylece beyan buyurdular. Gablen yekûne Şamu ve Mısru. Şam, Mısır olmazdan evvel, fetholunmazdan evvel. Peygamber Efendimiz bunları beyan buyurdu. Ne için? Lima şöyle bir şey için beyan buyurdu ki Alemehullahu Teala Cenab-ı Hak ona bildirdi. Min kevnihima Şam, Mısır, Irak'ın olması min ba'di kendisinden sonra Dar-i İslam olmasını bildirdiği için. Fekezalike böylecedir. Ma'ul bir şey ki zekerehu Peygamber Efendimiz zikreyledi. Minet tevkid mikatın beyanından de ehlil Irak. Ehli Irak'ın mikatını beyanında böyle oldu. Mea zikrihi Peygamber Efendimiz'in zikriyle beraber et tevkide mikatlarıyla gayrihim ehli Irak'ın gayrısına el-mezkûrine zikredilmiş yukarıda. Yukarıda zikredilen Yemen, Necid, evet, ehli Medine, Şam işte bunların mikatları nasıl beyan buyurduysa Irak'ın mikatını da öyle buyurdu. Ne için? Lima'ul bir şey için ki ahberehullahu Teala Allahu Teala haber verdi ki ennehu seyekûnu öyle olur min ba'dihi kendisinden sonra Irak'ta Dar-i İslam olur bunun için. Ve hâzâ bu ellezî öyle bir şey ki zekernâhu biz zikreyledik. Bizim zikrettiğimiz bu. Min tesbîti hâzihil mevâkît bu mikatların tesbitinden. Elleti öyle mikatlar ki vesefnâhâ biz bunları vesfeyledik. Le ehlil Irak ehli Irak için vesfeyledik. Ve limen zekernâ me'ahum diğerleri için ki mehum onlarla beraber gerek ehli Irak, gerek ehli Irak tarafından gelecekler için vasfettiğimiz bu mikatlar ve diğer beldelerin mikatları bunlar beyan ettiğimiz bu şeyler kimin kavli oldu? Kavli Ebi Hanife'te, Ebi Hanife'nin kavli oldu ve Ebi Yusuf'e, Ebi Yusuf'e Muhammed'in rahmetullahu teala. Bu üç imamın kavlileri bu oldu. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.